Evet arkadaşlar, yeniden merhaba. Bir önceki dersimizde majörü öğrenmiştik. Majör nasıldı? Tekrar edersek. 2 tam, 1 yarım, 3 tam, 1 yarım şeklinde. Majörün şifresi buydu. Yani do, re, mi, fa, sol, la, si, do, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Şimdi minöre gelirsek, la üzerinden örnek vereceğim. Çünkü la üzerindeki minör natürel notalardan oluşuyor. La, si arası tam ses arkadaşlar. Si, do arası yarım ses. Do, re arası tam ses. Re, mi arası tam ses. Mi, fa yarım. Fa, sol tam. Sol, la tam. Yani la'dan la'ya gelmiş olduk. La minör gamını bulduk. Bu gamlar bize hem akoru, yani la minörün aldığı la, do, mi seslerini verir. Hem de solo atarken, armoni çalışırken bizim işimize yarar. Buradaki mantık da şöyle: bir tam, bir yarım, iki tam, bir yarım, tekrarında iki tam. Ne dedik? Bir tam, bir yarım, iki tam, bir yarım, iki tam. Yani fa, sol, sol, la. Sondaki iki tam bu. Şu şekilde: la, si, do, re, mi, fa, sol, la. Bu minör pozisyonu arkadaşlar. Yani bunu la'da değil de solda yaparsak aynı pozisyonu, bir tam, bir yarım, iki tam, bir yarım, iki tam yaparsak bize sol minörü verir. Yani bunu fa'da yaparsak bize fa minörü verir. Yani bir tam, bir yarım, iki tam, bir yarım, iki tam şeklinde gidiyor. Evet, bunu bir alt telden yaparsak burası la'dan sonra gelen la diyez notası. Si'den geri gittiği için si bemolde deniliyor. Dilerseniz si bemol minör dersiniz, dilerseniz la diyez minör dersiniz. İkisi aynı şey aslında. Çünkü diyez notanın incelmesine, bemolde kalınlaşmasına deniliyor. Şimdi burası neydi? La diyez. La diyez minörde bir tam, bir yarım, iki tam, bir yarım, iki tam şeklinde başladığımız yer bizi oktavına götürüyor. Yani bir sonraki karar sesine götürüyor. Burası la diyezdi, burası si minör. Burası da do minör şeklinde. Do, re, re, re diyez, re diyez, fa, fa, sol, sol, sol diyez, sol diyez, si bemol, yani la diyez, la diyez, do şeklinde. Bu şekilde do minör. Majör nasıldı? İkinci parmakla başlıyordu. Majör bu, minör bu. Bu şekilde bir ileri gelirseniz do diyez minör, bir ileri gelirseniz re minör, re diyez minör, mi minör, böyle sonsuza kadar gidebilirsiniz. O size kalmış. Nereden başladık? La minörde. La, si, do, re, mi, fa, sol, la. Şimdi majörün ilgili minörü olduğu gibi minörün de ilgili majörü vardır. Yani minör tonundan 1,5 ses ileri, yani tam ve yarım 1,5 ses ileri gidersek bize ilgili majörünü verecek. Bunun hangi minör olduğu önemli değil. Mesela fa diyezden 1,5 ses ileri gelirsek ilgili majörü la majör olmuş olacak. La minörden la, si, do, re, mi, fa, sol, la, la, sol, fa, mi, re, do, si, la. La minörden 1,5 ses ileri gidersek la, si, do bize ilgili majörün kararını verecek. Yani do majör, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Yani do majörle la minör aynı seslerden oluşuyor. Sadece başlangıç ve bitiş notaları farklı. Bir de bunun ilgili kürdisi var. Bunu çok müzik hocaları göstermiyor, söylemiyor. Bilmiyorum neden söylemediğini. İlgili minörü de
Mi Kürdi arkadaşlar, ilgili Kürdisi, özür dilerim. Mi fa sol la si do re mi. Mi re do si la sol fa mi. Mi re do si la sol fa mi şeklinde. Yani Mi Kürdi bize aynı anda la minörü ve do majörü içeren notaları veriyor. La si do re mi fa sol la. La sol fa mi re do si la. Do re mi fa sol la si do. Do si la sol fa mi re do. Mi fa sol la si do re mi. Mi re do si la sol fa mi. Bunu gitarın her yerinde yapabilirsiniz. Buradan Mi Kürdi do majör, la minör, la si, la si do re mi fa sol la. Pozisyonlar size kalmış arkadaşlar. Böyle de bir pozisyon çıkarabilirsiniz. Yani la'dan la'ya, la'dan la'ya, la'dan la'ya gibi. Onlar size kalmış. Artık parmakları uydurmak size kalmış. Böyle de minör çalanlar var. Ama ben bunu uygun görüyorum. Yani 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3 şeklinde parmak pozisyonları. Majör de 2, 4, 1, 2, 4, 1, 3, 4 şeklinde. La majör, la minör. Bunlar nerede işimize yarayacak? Minör şarkılarda, yani nihavent dediğimiz şarkılarda işimize yarayacak. La nihavent şarkılar ve la minör şarkılar aslında aynı şeyler. Devamında da Mi Kürdi'ye ya da do majöre geliyor. Eğer bu armonileri çalışırsanız hem solo pozisyonunuz gelişir hem de bastığınız akorlar, mesela mi minör, mi sol, si seslerinden oluşuyor. La minör, la do mi seslerinden oluşuyor. Sol majör, sol si re seslerinden oluşuyor. Fa majör, fa la do seslerinden oluşuyor. Re minör, re fa la seslerinden oluşuyor. Do majör, do mi sol seslerinden oluşuyor. Bu seslerin akorların hepsi natürel. Yani mi minör, fa majör, sol majör, la minör, do majör, re minör, mi minör. La minörün sesleri. La ne dedik? Do, re, mi, fa, sol, tekrar la. La minör gamı bu şekilde arkadaşlar. Kafanıza bir şey takılırsa yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu biraz ileri seviye öğrenciler için, yani solo çalmak isteyen öğrenciler için minör pozisyonu ve minörün şifresi, minörün matematiği, minörün, majörün ve kürdinin birleştiği bir eğitim. Kafanıza takılan bir şey olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Videoları beğeniyorsanız, devamını gelmesini istiyorsanız abone olabilirsiniz, like atabilirsiniz. Bu şekilde teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.